Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün şöyle Rümeysa'nın salatasıyla başladık. Rümeysa salata yapıyor. Tabii doğrarken domatesler can çekiyor. Arkadaşlar, ben hastayım, bana dua edin, sesinden de belli zaten. Suyu da içtirin kızım. Şimdi hemen geçelim şöyle. Burada ben turşu yapacağım. Biraz taze, hemen yemelik turşu yapacağım. Onun malzemelerini hazırladım. Şurada havuç var. Şurada biber var. Köy biberi buldum. Acı. Bunu yapacağım. İçine salatalık var. Onu atacağım. Biraz da acur var. 1 kilo kadar da acur al dedim. Onu şey yapacağım. Şurada soğanım var arkadaşlar. Kabuk kalmış bir tane. Soğanım var. Soğudum, hazırladım. Şurada kıyma çıkarttım. Şurada da şöyle pilavım var arkadaşlar. Pilavı ocağa koyduk. Kıymamızı da buzluktan çıkarttım. Biraz şey oldu. Buz erimiş epey. Şöyle. Misafirimiz var. Misafirler sabah kahvaltı yapmadan çıkmışlar, gelmişler. Onlara şimdi yemek hazırlıyor. Rümeysa'yla dedik yapak. Bari yesinler. Arkasına da çayımızı içerik. Akşam yemeğini de ayrıyeten hazırlarız. Ben şöyle kamerayı ayarlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar, kameranın ön tarafını çevirmek zorunda kaldım. Niye derseniz, çünkü arka tarafıyla şey yapamıyorum. Tripodumun, dediğim gibi, kafası kırılmış. Onun için onu şey yapamıyorum. Şimdi ön tarafını çevirdim. Mesela tezgahın üstünde salata yapıyor. Ancak bu kadarlık oluyor. Şöyle yaparsam hiç olmaz. Ancak bu kadarlık olur arkadaşlar. Şuradan hemen soğanı doğrayayım. Rümeysa da bir yana salatasını yapsın. Pilav da pişiyor zaten. Yemeği sofrayı serdik mi şimdi? Şeyi de ocağa koyarız. Ne onun adı? Çayı da ocağa koyarız. Kız güzelsin, güzelsin. Niye? Gayet de güzel işte. Orada sildin mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evde her gün makyaj mı yapıyor? Fazla ki burada da aynı öyle. Bizim kızı ben hiç şey görmedim. Makyajda görmedim. Yani yapmıyor daha doğrusu. Doğal hali benim daha çok hoşuma gidiyor. Sadece yeğenimin düğününde yaptı. O da bir yaptı maşallah. Ay parçası gibi parladı. Hiç yapmayıp da yaptığı zaman insan tanıyamıyor. Şey oluyor hani, makyajı görünce tanıyamıyor insan. Rümeysa da öyle pek şey yapmıyor zaten, makyaj yapma taraftarı değil. Hani bazen evde öyle kendi kendine eyeliner sürüyor da onu da tam beceredemiyor, kaydırıyor. Bir tane ruju var işte, bir tane ojesi var. Evet, ojeyi de, bir tane mi oje? İki tane. Onu da evin içinde sürüyor, geri siliyor. Yani hevesini almış oluyor. Dışarıda yapmıyor. Dışarı zaten örtüsünü tertipli düzenli bağladığımızda zaten makyaja bile gerek kalmıyor. Kendi zaten maşallah benim bebek gibi olduğu için kızımın yüzü. Bebek yüzüm benim. Çok güzel oluyor. Geriye şey, makyaj yapmaya gerek bile kalmıyor. Kendi doğal hali daha güzel. Lazım mı daha? Soğan bitmiş. Şeyde biber de doğrayabilirim, her şeyin tahtanın üstünde. Doğrayabilirsen yani, elimi yakma da. Şu anda var ya, kan ter içindeyim arkadaşlar. O kadar ki ne sıcak. Bana da herhalde sıcak geçti zaten, herhalde bilmiyorum. Pazara gittim geldim, ben daha kendimi doğrultamadım, kalkamadım. Öksürük, öksüreceğim, öksüremiyorum. Boğazımda sanki bir şey takılmış.
Ne gidiyor ne de geliyor. Artık dayanamadım, ateşim falan çıktı. Ondan sonra Mustafa dedi ki anne dedi kalk seni acile götürün dedi. Sağ olsun çocuk beni acile götürdü. Doktor boğazıma baktı dedi boğazım çok kötü olmuş dedi. Sonra işte gargara yazdı. Bir de dedim hocam dedim bir iğne yazarsanız dedim yani vurulursam dedim biraz daha kendimi toparlarım dedim. Tamam dedi bir tane de iğne yazdı. İğnenin üstüne biraz kendimi toparladım. Çok şey oldu yani. Akşam da olunca iğneyi yedikten sonra böyle bir uyku bastırdı beni. Öyle nasıl oldum hem de. Yani ben normalde 3-4 çay bardak çay içerdim yani. Mesela çay demledi çocuk. Doldurayım anne dedi. O da üzüldü benim öyle halime. Yemek ona kaldı, şey ona kaldı. Video da çekemedik. Benim telefon kayıp gidiyor. Şöyle dur. Ondan sonra işte çocuk öyle şey yapınca deprem mi oluyor? Ne oluyor? Telefon yerinden oynamıyordu. Telefon kaymaya başladı. Öyle gittik şeye. Hastaneye işte iğne vurdurduk. İlaç yazdı. İlaç aldık geldik. Bu sefer de gargara yapayım derken ben boğazımda kaynatman gerekiyor ya. Midem bulandı mı? Allah'ım öldüm böyle. Ama o bile yani azıcık yani saniye bile sürmedi belki boğazımda kaynatmam. O bile yani şey yaptı, faydasını etti. Ağzımın içi böyle naneli, acı böyle bir şey oldu. Ondan sonra zaten çok şükür azıcık şey yaptım. Bugün de işte abim gibi ablam gibi Antep'ten geldiler. Onlar şimdi şey yaptım, öğlen yemeği hazırlıyor onlara. Ona avcarlığı ver kızım, hemen dolaba koy. Su olsun dolapta, avcarlığı da. Biliyorum yandım da ne yapayım? Avcarlığı oraya koyuyor. Avcarla koy ki ne su olsun kızım lezzeti birbirine çıksın hani. Tabi arada böyle bir çemkirmesi de var. Şöyle koysak. Şöyle yemek görünür diyeceğim ama yemek de herhalde. Sen de etme. Karabiberi. Ha bundan da kızım. Olmuyor mu? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Tabaklara yok kızım sen git diyor şimdi ben de geliyorum. Soğan da kavrulsun arkadaşlar. İçine bir dişle sarımsak rendeleyip kokusunu alır kıymanın kokusunu. Karabiber alıyor gerçi de bir dişle sarımsak rendeleyip daha iyi olur. Doğramak daha iyi değildi. Doğrayayım bari. Ne
Git git. O ne? Bilmiyorum, un aldık. Mama. Ne şey unuymuş, ne unuydu? Pirinç unu, pirinç unu. Şey için arkadaşlar, yuvalama için bu pirinç unu varmış. Bu pirinç unu farklı bir un ama Antepliler bilir bunu. Yuvalamada bunu kullanıyorlar. Normal şu bebeklerin kullandığı pirinç unu olmuyor. Bundan kullanmak gerekiyor. Bunu ablama söyledim. Dedim gelirken arada dün bir şey istiyor mu diye. Ben dedim ki gelirken bana pirinç unu getir bacım dedim, yuvalama için dedim. Yaparken inşallah sizlere de videosunu paylaşırız. Kamerasını... Kıymamız böyle arkadaşlar. Pilavımız da pişiyor. Pişsin yavaş yavaş. Şöyle altını kısayım. Kıymamız da hazır olsun şöyle. Sofra hazırlanırken de tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şuraya gel oğlum. Şöyle gel de şuradan şu yapacağım. Dolduracağım. Hala ocak yanıyor. Niye gittin oraya? Al bakalım. Hasan bir iş yapıyor burada, tamam ya yani. Bir tane video gördüm. Adam iş yapamıyor. Bir oca koşuyor, bir oca koşuyor. Hasan seninki de öyle oldu yani. Her biri öyle çağırıyor. Ben ne yapayım? Hı, götürdü. Burada var, biraz kalsan yeter. Al yanıma. Al bunu da al. İki tabak var bari. Şurada makyatı odasında var, aynısı orada da var. Ne lan? Lambalara bakıyor da. Köy biber kızımına ver, yesinler. Kapatayım. Kapat oğlum, kapat.